Sevgili dostlarım efendim, herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir efendim. 26 Ekim 2024 Cumartesi gününden sesleniyorum sizlere. Yepyeni kitaplarla, çok şahane kitaplar geldi. Okuduğum kitaplarla ayrıca ve okuyacaklarımla efendim karşınızdayım. Yazdan kalma bir gün, balkondan o yüzden vazgeçemiyorum. Bugün size aynı zamanda kitap fuarlarından da bahsedeceğim. Gittiğim bir etkinlik var, iş kültürün, ondan bahsedeceğim efendim. Nobel Edebiyat Ödülü aldı Han Kang. Geçen hafta bahsetmeyi unutmuşum, ondan bahsedeceğim efendim. Çok seviyoruz kendisini biliyorsunuz ve çok isabetli bir şekilde Nobel Han Kang'a gitti, bundan bahsedeceğim. Ve genel olarak efendim dünyada ve ülkemizde giden en iyi şeyin edebiyat olduğundan, spesifik olarak kitaplar olduğundan, yani sanat zaten çok iyi gidiyor dünyada ve Türkiye'de ama spesifik olarak da biz kitaplarla daha çok ilgilendiğimiz için kitap konumuz edebiyat. Bu yüzden de kitaplardan da bahsedeceğim. Her şey yolunda mı? İyi gidiyor mu her şey? Şimdi çok güzel kitaplar geldi. Bu arada böyle bir rüzgarın sesinden dolayı size sesim tam olarak gelmiyor olabilir efendim. Bunun için kusura bakmayın lütfen. Özür diliyorum şimdiden. Fakat ama ve lakin gerçekten böyle güzellikleri bulmak o kadar zor ki, yani işte güneş, doğa, yazdan kalma bir gün vesaire falan. O yüzden yine balkonda çekmek istedim. Belki de son bir iki kere daha çekeceğiz, ondan sonra evlerimize kapanacağız, odalarımıza çekileceğiz efendim. Şimdi yeni kitaplardan hemen bahsedeyim, hangilerinin geldiğinden. Instagram'da geçen hafta paylaştığım kitapları da bu yeni gelenlerden sonra bahsedeceğim sizlere. Uzun uzun çok şahane kitaplar var. Efendim, Intermezzo, Selironi, sonunda kavuştuk Selironi'yle. Ben seviyorum yazarı. Normal insanları herkes severek okumadı, bunu biliyorum. Dizisini daha çok severek izlediniz. Çünkü bir şey izlemek okumaktan biliyorsunuz daha az performans gerektiriyor. O yüzden de izlemek çoğu kişinin daha çok hoşuna gidiyor. Dinlemek de öyle. Dinlemek de okumaktan daha kolay olduğu için dinlemeyi de tercih edebiliyoruz. O yüzden normal people'ın, normal insanların dizisi kitabından daha çok izlendi. Okunmasına oranla daha çok izlendi diyebiliriz. Efendim Yukio Mishima, çok seviyoruz kendisini. Çok çok arıza bir yazar. Hayatı da böyle. Samuray geleneğinden geliyor ve samuraylara özgü olarak intihar ediyor. Henry Miller ve Margaret Yorkaner, Mishima'yı odağa alarak kitaplar yazan dünya ünlü yazarlar. O yüzden de çok önemli bir yazar. Bir başka Uzak Doğu, Yasunari Kawabata, efendim Uyuyan Güzeller, Can Yayınları'ndan devam ediyoruz. Böyle Can Yayınları'ndan Uzak Doğu'ya ait iki Japon yazardan inanılmaz güzel kitaplar geliyor. Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazardan bahsediyoruz burada. Natalie Ginzburg, üçüncü kitabı geldi Natalie Ginzburg'un Can Yayınları'ndan. Akşamın Sesleri, son derece vintage bir kapakla geldi efendim. Caroline Blackwood, büyük anne Webster, ilk defa okuyacağım yazarı ve Can Yayınları da ilk defa bastı efendim. Oya Baydar'dan Hatırlamanın ve Unutuşun kitabı efendim, roman Oya Hanım'dan, yaşayan en önemli çağdaş yazarlarımızdan. Anlamsızlık Hissi, uzun süredir çok fazla bu hisle, yani insanın varlığı zaten bu duyguyla, bu hisle çok kaplı olduğu için bu anlamsızlık hissinden dolayı aslında her şeyi yapıyoruz, öyle söyleyeyim. O yüzden çok değerli bir kitap Mundi'den. Mutlu Sağlıklı Zihinler, Çocuklar için Duygusal Sağlık Rehberi. Efendim çok çok güzel bir kitap geldi, şöyle göstereceğim. Şöyle içeriğini göstereyim. Ben böyle kitaplara, yani çocuklar için çıkarılan bu tip kitaplara bayılıyorum efendim. Mundi'den çıktı kitabımız. Biliyorsunuz ülkemiz, biz çocukları çok seven bir ülke değiliz. Güncel haberlerden de bunu görüyoruz. Bu tip kitapları o yüzden çok önemsiyorum. Şu an şeyi sıralamak istedim. Yani kadınları sevmiyoruz, çocukları sevmiyoruz, yaşlıları sevmiyoruz. Geriye ne kalıyor? Aslında kendimizi de sevmiyoruz ama bu sevmeme meselesi narsizmi inanılmaz tetikleyen bir şey ve biz aslında sadece kendimizi sever noktaya gidip hiçbir şeyi sevmeme noktasına doğru ilerliyoruz. Bu kitap özelinde bunu da söylemek istedim çünkü çok değerli kitaplar. Çocuk kitapları.
yetişkinlerin daha çok okuması gereken kitaplar olduğunu düşünüyorum çocuk kitaplarının efendim. İletişim yayınlarından çok şahane kitaplar geldi. Her şeyden önce şöyle bir Türkçe edebiyattan, çağdaş Türkçe edebiyattan başlayayım. Figen Şakacı, Münce Hınç. Ali İpek, General Şivesko. Ali İpek'in kitaplarını lütfen gözden kaçırmayın. Bu kitabından da ayrıca bahsedeceğim. Melih Özeren Kopuk, bir çocuk hikayesi efendim. Melih Bey'le bu kitabıyla birlikte tanışacağım. Barış Bıçakçı, dünyaya yeni gelen okurlar için. Barış Bıçakçı'yı çok seviyoruz. Hop, ayrı aç düşüyor. Barış Bıçakçı'yı çok seviyoruz. Özellikle kitap isimleriyle tam 12'den vuruyor Barış Bey. Herkes herkesle dostmuş gibi mesela. Hemen aklıma gelenlerden. Barış Bey gerçekten de çağdaş edebiyatımızda okur sayısı çok fazla olan yazarlarımızdan. Şahane bir şey bu. Yani yerli yazarlarımızı, Türkçe edebiyatta yazan yazarlarımızı çağdaş edebiyatta daha çok okumalıyız zaten. Wolfgang Schörlow'un Karanlık Suskunluk. Bu kitabı çok merak ediyorum. Çok karanlık da bir kapağı var. Gözünü bize dikmiş bakan askerler görüyoruz. Bir polisiye kitaptan bahsediyorum efendim. Bu kitabı büyük bir merakla okuyacağım bu yüzden. Patricia Highsmith, Trendeki Yabancı. Patricia Highsmith'in Bay Ripley serisini basmaya devam ediyor iletişim yayınları. Patricia Highsmith'i lütfen ama lütfen gözden kaçırmayın. İletişim yeni baskılarını yapmışken eğer tanışmadıysanız iletişimin bu baskılarıyla Patricia Highsmith'le tanışabilirsiniz efendim. Avantgard sanat teorisi Renato Pigoli, avantgard tarihi ve düşüncesi üzerine yine çok benim sevdiğim bir kapak tasarımı, parçalı bir bütünlük, biçimde bozulmadan kaynaklanan bir bütünlük. Efendim bu tip iletişim yayınlarının sanat kitaplarını, kurgu dışı kitaplarını çok seviyorum. Bayıla bayıla okuyacağım bu yüzden. Şöyle bunu da arkama yerleştireyim. Livera'dan Tim Parks, Hotel Milano. Livera'dan yine çok seveceğim, çok severek okuyacağım bir kitap geldi. Hotel Milano efendim. Adam Faver, April yayınları. Mobius geldi. Efendim Adam Faver'la tanışmış mıydınız? Tanıştık tabii ki. Olasılıksız ve Empati'nin yazarı. Bilim kurguyu ters düz etmiş dünya yazarlarından biri kendisi. Şu an ülkemizde şehir şehir dolaşıp imza veriyor kitabıyla ilgili ve söyleşilerini düzenliyor. April yayınları dünya edebiyatını ülkemize getiren çok önemli evlerinden birisidir efendim. Çünkü Hong Kong, hemen Hong Kong'dan da bahsedeyim. Geçen hafta bahsetmeyi gündemden dolayı unutmuşum efendim. Hong Kong veda etmiyorum. Son yayınlanan kitabı Nobel aldı yazar. Çok sevindim Nobel almasına. Çocuk geliyor. Beyaz kitap ve vejeteryan. Başımızın tacı biliyorsunuz vejeteryan. Çok okunan kitaplarımızdan Hong Kong'un. Hong Kong'un ödül almasını çok da sevinmeyen okurlar oldu. Tabii ki yani bu tartışılır. Hepimiz bütün yazarları ve bütün kitapları sevmek zorunda değiliz. Fakat Hong Kong gerçekten öte dünyayla bu dünyayı birbiriyle birleştiren, çok düşünerek yazan, betimlemeleri çok iyi olan, dünya edebiyatına, çağdaş dünya edebiyatının nezdinde büyük katkısı olmuş bir yazar. Kesinlikle ve kesinlikle gözden kaçmamalı ve Nobel hala en prestijli ödüllerden dünya edebiyatı adına. Man Booker var, Nobel var, Pen ödülleri var, Pen Faulkner ödülleri var. Bu ödüller hala edebiyatın en prestijli ödülleri. O yüzden de Hong Kong'a giden ödülü, Nobel'i, Nobel adına ben çok sevindim. Seviyorum yazarı. Efendim, Everest yayınları. Güzel Yahine'nin kitaplarını basmaya devam ediyor Everest. Şöyle göstereyim. Züleyha gözlerini açıyor. Ben yazarı seviyorum. Everest'ten şiir. Şiire çok önem veriyor Everest yayınları. Erdem Beli Zaman'dan Keşke Beni de Taşlasa. Deniz Ak'tan Küçük'ten Şedid Arzu. İmparatorluktan Cumhuriyet'e Mehmet Rauf edebiyatı. Mehmet Rauf çok çok önemli yazarlarımızdan biri. Geç Osmanlı, Yeni Cumhuriyet dönemi yazarlarından Mehmet Rauf efendim ve Haldun Hürel, Bir Şehir Bin İstanbul, Bir Güzel Sanatlar
akademisyeninden bahsediyoruz. Aslında Haldun Hürel'den bahsederken üç Hürel grubunun üyesi, bir müzisyen aynı zamanda ve bir ressam, yazarlığının ve akademisyenliğinin yanı sıra Haldun Bey. Bu kitap, bu büyük bir merakla okuyacağım çünkü İstanbul konu başlığı. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul bence dünya şehirlerinin en önemli, yani kategori olarak birinci sırasında bence şehir anlamında iki kıtayı birleştirmesi, kozmopolitliği anlamında efendim. Bu tip kitapları o yüzden de çok seviyorum. Evet, şimdi bunlar yeni gelenler ve benim önümüzdeki hafta okuyacağım kitaplar, sıralamaya girecek olan kitaplar. Ve geçen hafta efendim ben Sel Yayınları'yla efendim Instagram'da paylaşımlarımı yapmaya başladım. Jorge Amado Mucizeler Dükkanı, Andrea Akiman, Harvard Meydanı, Andrea Akiman'ı seviyoruz. Sinemayla tanıdık kendisini aslına bakarsanız. Bitmeyen Yol, Natsuma Sosoki, bayıldım. Ve Eduardo Galeano, Kullan At, Gezegenimiz Yegane Evimiz. Şimdi efendim, Jorge Amado Mucizeler Dükkanı. Şimdi bir kitap evi hikayenin merkezinde Jorge Amado, Jorge. Şimdi Özge ile arkadaşımla biz bu İspanyolca isimler nasıl telaffuz ediliyor? buna taktık geçen hafta ve Özge sağ olsun bu yani bütün o kadar işinin arasında ev, hem çalışıyor kendisi, hem evi çekip çeviriyor, hem iş yerinde çalışıyor efendim. Yemedi içmedi, ben yorgunum demedi. Jorge diye okuduğum bu ismi nasıl telaffuz ediliyor İspanyolca'da? H ile, yani J'yi H ile telaffuz ediyorlar. Şimdi İspanyolca zor bir dil. Belki de kolay, bilmiyorum. Yani İspanyolca ile ilgili bir fikrim olmadığı için. J'yi niye H ile okuyorlar? Jorge'ymiş. Hatta bazı okunuşlarda farklı bir okunuşu, S ile mi, Sorge mi, öyle bir şey, yani öyle de bir şey var. Yani Jorge de mi doğru değil dedim diye aramızda böyle bir konuşmalar geçti efendim. Kısacası şöyle hitap edelim dedik. Herkes öyle hitap ediyor. Biz de öyle hitap edelim dedik Özge ile beraber. Amado. Bu kadar basit. Yani niye çırpınıyoruz ki efendim? Hadi doğrusunu söyleyeyim. Jorge Amado. Mucizeler Dükkanı. Efendim şöyle bir tat aldım. Şimdi çok karakter odaklı İspanyol edebiyatı biliyorsunuz. Bunu şeyden biliyoruz zaten. Hani Don Quixote'dan biliyoruz. Cervantes'ten biliyoruz. Hep karakter odaklı ve absürt karakterler üzerine yazan yazarlar mevzubayız. Amado da böyle bir yazar. Karakter odaklı yazıyor ve işte Marquez'den birçok İspanyol edebiyatı ve dünyanın birçok diğer önemli yazarlarının varına kadar çok etkilemiş bir yazardan da bahsediyoruz aslında Amado'dan bahsederken. Çok hicivli yazıyor Amado. Yani aslında konu çok iyi, çok harika bir konu yakalanmış burada. Bu hicivli yazma meselesi büyülü bir evrene de çektiği için biz İspanyol edebiyatını buradan seviyoruz zaten. Yani buradan cebimizde, 1-0 önde. Buradaki hikaye de çok güzel. Bir karaktere odaklanıyoruz efendim. Pedro Archanpo. Archanpo. Bak J yine H ile burada. Doğru mu okuyorum bilmiyorum, inanın lütfen. Kusura bakmayın, özür diliyorum. Kadim ritüellerle çevrili curcunalı bir ortamdayız. Bir kitap evi var. Bu kitap evinde de biraz önce bahsettiğim karakterin kitapları da basılıyor. Fakat bu karakterin efendim halk arasında giderek popülerleşiyor. Akademisyen de bir karakter. Bu karakterin yazdıkları ve çok satmaya başlıyor. Fakat aynı akademisyen çevre karakteri eleştiriyorlar çok fazla ve kitabın satılmaması için biraz kıskançlık, biraz işte bu akademik ortamların her şeyi ben çok iyi bilirim tavrı karakterimizi alaşağı etmeye çalışıyor. Fakat burada bir etimolog çıkıyor bir gün, bir Nobel alıyor, yine Nobel. Nobel Edebiyat Ödülünü alıyor ve yazarı, buradaki karakterimizi övmeye başlıyor. Ben şöyle okurdum, böyle okurdum, ondan çok şey öğrendim, bu Nobel'i ona borçluyum vesaire diye. Birden o akademik çevre
aksi sözler söyleyen akademik çevre yön değiştiriyor ve karakterimizi övmeye başlıyor. Bir taşlama, bir hicivle karşı karşıyayız. Çok yani okurken evet yani ben daha katmanlı kitapları daha çok seviyorum. Öyle söyleyeyim, siz de biliyorsunuz zaten, ama okurken çok eğlendim. Çok büyük zevk aldım. Çünkü o akademik çevrenin rüzgar tersine döndüğünde kendilerinin de nasıl tersine döndüğünü çok iyi anlatıyor Amado. Ve bence derdi de bu zaten. Yani bu akademik çevrelerin iki yüzlülüğü, prestiji çok ön planda tutmaları, yapılan işe değil de yapılan işin niteliğine değil de niceliğe çok bakıyor olmaları çok iyi anlatıyor Amado. Derdi bu. Ve bunu çok iyi vermiş. Daha fazla katmanlanabilir miydi? Tabii ki. Efendim, okur istekleri bitmez. Okurların tutkuları bitmez. Tabii ki daha da katmanlaştırılabilirdi. Fakat çok güzel bir, çok akıcı, çok güzel bir kitap okudum. Bunu da söyleyeyim. Amado özelinde efendim. Andrea Akiman, Harvard Maiden'ı. Şimdi beni adınla çağır, beni adımla çağır. Yani bunu hep yanlış söylüyorum diye bir şeye düşünüyorum. Adınla çağır beni. Tabii ki yanlış söylüyorum. Andrea Akiman efendim. İlginç bir biyografisi var Akiman'ın, biliyor musunuz? Babası Türkiye Yahudilerinden. Annesi de aslında İskenderiye doğumlu, Mısır İskenderiye doğumlu. Bu da çok ilgimi çekti benim. Fakat aile Türkiye Yahudilerinden. Bu da çok ilgi çekici. Akiman'ı çok seviyorum. Adınla Çağır Beni filme aktarıldı biliyorsunuz ve çok izlendi yani. Kitabı ne kadar okunduysa filminde o kadar izlendi. Ve çok sevildi kendisi. Burada da Harvard Meydanı'nda da, yani şimdi şöyle bir karşılaştırma yapacağım hemen. Adınla Çağır Beni açık bir eşcinsellik söz konusuyken burada kapalı bir eşcinsellik söz konusu. Bunu söyleyeyim her şeyden önce. Daha örtük. Çünkü Tunuslu bir adam var. Bir de ana karakterimiz var. Hikayeyi bize anlatan. Aslında bir babanın oğlunu Harvard'a yazdırmasıyla başlıyor hikaye. Ve bu babanın 1970'lerdeki üniversite hayatına dönüş yapıyoruz. O günleri anlatıyor bize ve o günlerde Tunuslu bir gençle tanışmasını anlatıyor. Bir tür alter ego kitabı da aynı zamanda. Fakat hani bazı hayranlıklar aslında örtük eşcinsellikler barındırır ya. Harvard Maiden tam olarak böyle. Tam olarak böyle bir kitap. Kahramanımızı bu Tunuslu genç sosyalleşmesi adına son derece güzel bir şekilde açıyor. Yani bazı karakter, bazı insanlar hayatımıza girer ve bizi böyle bir yaprak gibi açarlar. Yaprak yaprak açarlar. Biz bazı şeyleri onunla birlikte zaman geçirirken yapmaya cesaret buluruz. Hepimizin hayatında vardır ya böyle arkadaşlıklar, dostluklar. Biz yapmaya cesaret bulamayız ama o varken hayatımızda yapmaya cesaret bulabiliriz. Nedir bunlar mesela? İlişkilerimizde eğer kendimizi tam olarak açamıyorsak onun varlığıyla açmaya başlarız. Sevgili edinmeye başlarız mesela. Veya hayatımızda bir sevgili varsa ilişkinin yönü daha farklı bir yöne doğru kaymaya başlar. Sosyal hayatımızda da böyledir. Alışverişlerimize de yansır bu. Her şeyimize yansır. Diyaloglarımıza yansır. Tam da böyle bir dostluktan, arkadaşlıktan bahsediyor burada. Harvard Meydanı'nda Akiman. O yüzden de Harvard Meydanı'nda çok önemli buldum. Andrea Akiman'ın külliyatı arasında. Şimdi adınla çağır beni'den sonra bul beni de sanırım. Ya sinemaya aktarıldı ya da çekilecek, yorumlanacak sinemada da. Ondan tam emin olamadım. Sanırım yorumlanmamış henüz ama Akiman hala dünya sinemasının ilgi çeken yazarlarından, çağdaş yazarlarından biri. Onu da söylemiş olayım efendim. Natsuma Sosaki, Bitmeyen Yol. Kenzo karakteriyle tanışıyoruz efendim. Modern Japon edebiyatının çok değerli yazarlarından biri. Natsuma Sosaki. İyi ki tanıdım. Sosaki'nin, buradaki Kenzo, Sosaki'nin kendisi aslında. Evlatlık veriliyor bir aileye Sosaki. Sonra gerçek ailesine tekrar dönüyor.
hayatı hep çabalamakla geçiyor. Aynı buradaki Kenzo karakteri gibi. Buradaki duyguları, hissiyatı çok iyi yazmış. O çabalamak zorunda kalan adam, çabalamak zorunda olan, hayatı için, ailesi için ve kendisini evlatlık veren aileyle mücadelesi için de aynı zamanda çabalamak zorunda kalan bir karakteri anlatıyor Kenzo üzerinden. Tutucu, katı, köşeleri olan bir karakteri anlatıyor. Normalde aslında sevmeyiz böyle karakterleri. Yani gerçek hayatta da mesela çok köşeli, çok katı karakterleri sevmeyiz ama Soseki bunun nedenlerini o kadar güzel açmış ki, o kadar güzel anlatmış ki bayıldım. Bitmeyen yola dikkatinizi o yüzden bu anlamda çekmek istiyorum. Önyargılı olmamak adına insanlar gerçekte ne yaşıyorlar, hangi şartlarda mücadelelerini sürdürüyorlar, ekonomik şartlar nasıl onları zorluyor ve hem kendilerini hem ailelerini nasıl ayakta tutmak için çabalıyorlar adına bitmeyen yol. Hakikaten çok öneriyorum. Akademik bu dünyayla mücadelemiz bitmiyor arkadaşlar. Böyle kitaplarda bu en güzel örneği. Gerçekten. Hep vardı da böyle arada bir hızlıca esiyor. Efendim, Eduardo Galeano, Kullan At. Öneriyorum. Bir gazeteciden bahsediyoruz efendim. Köşe yazılarını bir araya getiriyorlar. Eduardo Galeano'nun Vesel Yayınları tüm kitaplarını bastı, biliyorsunuz. Mesela Çetin Altan'la ilgili böyle bir şey ben 90'lı yıllardan hatırlıyorum. Beni o yıllara götürdü bu Kullan At'ı okumak. Öyle bir şey düşünün kafanızda, öyle bir şey hayal edin. Efendim, gezegenimiz, yegane evimiz, gezegenimiz hakkında çok güzel yazılar derlenmiş burada da yine. Ve gezegenimizin gittiği yol çok da iyi bir yol değil, biliyorsunuz. Yani zaten gündemden de bu çok belli. Burada efendim, bu kitapta yine Galeano bunları anlatmış bize. Ve Mihail Babic, Macar edebiyat efendim, Leylek Halife, çok güzel bir kitap okudum. Rivera'dan ve Tuz'un kitabı Monique Trunk. 2022 basımı bir kitap. Ben yeni okudum ve çok sevdim. Öyle söyleyeyim. Gerçek tarihi karakterler var, bahsedeceğim. Leyla Halife, efendim, Mihail Babic. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nı yaşamış, Avrupa'nın o çok çalkantılı ve badireli ortamlarında yetişmiş yazarların kitapları, yani Doğu Avrupa'da yetişmiş yazarların kitapları başka bir lezzet, başka bir tat. Leyla Halife de onlardan biri efendim. Gündüzleri saygın bir öğrenci, geceleri ise ahlaksız bir adama dönüşen bir karakter okuyoruz burada. Tam bir bilinç bölünmesi mevzubahis. Rüyalar ve gerçekler ve bir tür şizofreni de aslında. O yıllarda, yani 1900'lü yılların başıyla ortalarında böyle bir kitap yazılıyor olması bile çok değerli bir şey. Zaten Macar edebiyatını çok seviyoruz, biliyorsunuz. Yani Macarlar başka bir bilinçle yazıyorlar romanlarını ve kitaplarını. Burada böyle bir karakteri okumak, o yıllara özgü olarak okumak, yani savaş, baskı, işte yokluk, ölüm korkusu, yaşam endişesi falan derken bütün bunların birbirine girdiği bir hikayeyi bir bilinç bölünmesi üzerinden okumak beni gerçekten çok 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 mutlu etti. Çok güzel bir kitap okudum. Size de Leyla Halife'yi mutlaka bu anlamda öneriyorum efendim. Elemer Tobri adında 16 yaşından başlayarak iki farklı hayat yaşayan bir karakteri okuyoruz. Hakikaten çok zıt, yani iki karanlıkla aydınlık kadar farklı olan iki dünyayı ve iki karakteri, iki bilinci karşılaştırıyor burada yazar. Bunun da sebebi efendim belirsizlik, sürekli ölüm ve asimile edilme korkusuyla karşı karşıya olma meselesi aslında. Leyla Halife'yi bu anlamda tavsiye ediyorum. Tuz'un kitabı efendim, iki gerçek karakter, Gertrud Stein ve Alice B. Toklas çiftinin iki kadın mevzubahis efendim, gerçek tarihi karakterlerin. Toklas'ın bir gün bir yemek kitabı yazması ve o yemek kitabında Vietnamlı, evlerinde çalıştırdıkları Vietnamlı bir aşçıdan bahsetmesiyle tetiklenen bir hikaye okuyoruz. Monique Trunk efendim kitabımızın yazarı.
Toklas'ın bu yemek kitabını alıyor ve bu bilgiye rastlıyor Toklas'ın kitabında. Yani evlerinde çalıştırdıkları Vietnamlı bir aşçının hikayesi. Şimdi hangi özelliğinden bahsetsem, uzun uzun bahsetsem diye düşünüyorum. Çünkü bu sadece bir yemek kitabı değil ve yemek pişirmekle alakalı değil. Bir kimlik edinme. Her şeye çok erken uyanmış, susması gerektiğini çok iyi bilen, çok akıllı bir karakter anlatılıyor burada. Vietnamlı karakterimiz özelinde. Fakat tabii ki mümkün değil. Susamıyor o da. Çünkü o da bir Fransız sömürüsü Vietnam. Fransa'ya geliyor. Bu iki tarihi karakterin evine Fransa'ya aşçı olarak geliyor ve çok zor geliyor. Çok zor şartlarda. Kaçak olarak gemilerde, trenlerde kaçak olarak yolculuk ederek Fransa'ya kendini atıyor. Orada da işte bu iki tarihi karakterin evinde aşçı oluyor. Ve ne yaşarsın yaşasın, ne görürse görsün susmak, susmanın bir hazine olduğunun farkında. Fakat bu arada tabii cinselliği de, kendi kimliğini de keşfediyor. Kendi azınlıkta olma, öteki olma, göçmen olma meselesiyle de yüzü geliyor. Sürekli ve sürekli olarak. Sürekli bu anlamda mücadele etmek zorunda. Herkes ona hakaret edebilir ama o susmak zorunda. Buradaki diyaloglar şahane aynı zamanda. Romandaki diyaloglar şahane. Biliyorsunuz bir ahçıyı, iyi ahçı yapan şey tuzun miktarıdır. Çok tuz kullanırsanız ne kadar iyi ahçı olursa olsun kötüsünüzdür. Az tuz kullanırsanız da kötüsünüzdür. Bunun ayarını çok iyi yapmak zorunda. Karakter kimliği adına, cinselliği adına, bir ülkeye ait hissetme adına hem Vietnamlı hem Fransız. Çünkü Vietnam 1930'lu yıllarda Fransa'nın sömürüsü, sömürü ülkesi aynı zamanda. Tüm bunlar adına ayakta durmak zorunda. Yani aklını, o zekasını ön plana çıkarmamak zorunda. Bu ne kadar zor tahmin edebilirsiniz. Tuzun kitabına bayıldım. Bu anlamda. Çünkü biz de günlük hayatımızda ve ülkeler arası meselelerde sürekli bu sömürü olma, göç, zaten efendim yani dünyada artık bu tip sorunlar bitmiyor. Sanki hani 2. Dünya Savaşı'nda yaşanmış bu tip sorunlar da işte 1. 2. Dünya Savaşı'nda yaşanmış, artık yaşanmıyormuş gibi. Hayır. Günümüzde artarak ve artarak bu kimlik sorunu, bu sömürü olma, öteki olma, göç etme, bir yere kendine ait hissetme, kendini boşlukta hissetme duygusu artarak devam ediyor efendim. O yüzden de bu tip kitaplarla karşı karşıya kaldığımda ayrıca çok detaylı okumayı çok seviyorum. Yazarı araştırmayı çok seviyorum. Karakteri araştırmayı çok seviyorum. Mesela Tuz'un kitabı yemekle ilgili bir ahçının hayatı ama asla bir ahçının hayatı değil. Bununla karşı karşıya olmayı çok seviyorum. Bu hafta iş kültürü, editör ve çevirmen söyleşileri başladı efendim. İlkine gittim, Regaat Binayrici, Kafka'nın ölüm yıldönümünün 100. yıl olması dolayısıyla iş kültür ilk söyleşiyi Regaat Binayrici ve bu Kafka mı kitabıyla alakalı olarak iş kültürden yayınlandı. İlkini gerçekleştirdim. Gamze Varım ve Regaat Binayrici sohbet ettiler. Ben de bulundum efendim. Çok güzel. İş kültürde etkinlik bedava. İş kültürün aplikasyonunu indiriyorsunuz telefonunuza. Oradan etkinlikleri görebiliyorsunuz. Etkinliklere tıklarsanız eğer siz de ücretsiz olarak bu etkinliklere katılıp izleyebilirsiniz. Kültür Yolu Festivalleri devam ediyor. AKM'de ve Yapı Kredi'de ve İş Kültür'de ve çeşitli yayın söyleşileri, etkinlikleri devam ediyor. Yani şöyle şunu söyleyeyim kısaca yine. Dünyada ve ülkemizde en iyi giden şey sanat. Ve spesifik olarak da edebiyat. Efendim. Umudumuz devam ediyor. Edebiyatı tutunmaya devam ediyoruz. İyi ki kitaplar var. İyi ki İzmir Kitap Fuarı bugün başladı. İstanbul Kitap Fuarı önümüzdeki hafta başlayacak. Efendim. Evet, kitaplara tutunmaya ve umut etmeye devam ediyoruz. İyi ki edebiyat var diyerek kapatmak istiyorum. Hepinize tek tek sevgilerimi gönderiyorum ve sevgiliyorum sevgili dostlarım.